çocuklar, size harika bir hikayemiz var. Değil mi hayatım? Oo, kesinlikle. Oku, oku, lütfen. Bir zamanlar yeşil kırlarda eğlenceli ve sevgi dolu bir Ağustos böceği yaşarmış. Bütün gün eğlenmeyi çok severim. Beni mutlu ve güçlü yapıyor. İş ve stres yok hayatımda. Eğlenmek varken neden çalışayım? Hepiti hap 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 hap. Parka hopladım eğlenceli. Hepiti hap 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 hap. Ben dans edeceğim güneş dansı. Bana bakın dans ediyorum. Ağustos böceğinin sevecen komşuları önce işlerini yapıyorlardı. Ağustos böceği komşularının bütün gün boyunca bu kadar çalışmalarına gerçekten anlam veremiyordu. Oynamak güzel ama çok iş var. Çalışmasak kraliçe kızar. Ev işi görev bütün gün. Bitirilmeli sonra oynarız. Hepeti hap 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 hap. Çayırlara hopladım güzel yemek için. Hepeti hap 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 hap. Şarkı söyleyeceğim keyfim yerinde. Karıncalar biraz endişelenip Ağustos böceğini uyardılar. Sonra büyük bir rüzgarın başlamasıyla hepsi evlerine çekildi. Ağustos böceği böyle yapma. Önce iş sonra oyun. Kış için hazırlık yap. Yapmasan bedel ödersin. Hava değişti bugün daha soğuk. Asla dünkü gibi değil. Güneş yok sıcak değil ne oldu? Belki yarın düzelir. Hepeti hap 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 hap. Parka hopladım çok eğlendim. Hepeti hap 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 hap. Kimse yok sadece ben kaldım. Hey herkes nereye gitti? Ağustos böceği bu buz gibi havada çok aç ve yorgundu. Hava buz gibi dünden daha soğuk. Dünden beri hiçbir şey yemedim. Hava çok soğuk, çok çok keskin. Yardım edin lütfen lütfen. Hey kardeşinize yardım etmek ister misiniz? Karıncalar kapıyı duyup zavallı Ağustos böceğini içeri aldılar. Ağustos böceği bunun karşısında onlara çok teşekkür etti ve minnettar kaldı. Çok zor yoldan öğrendim. Önce iş sonra oyun. İş ve güçler ertelenmez. Önce onları hallet. Hepeti hap 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 hap. Önce iş sonra oyun. Hepeti hap 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 hap. İşler asla ertelenmez. Hey çocuklar, yeni havalı oyuncağıma bakın. Bir troll. Aynı üç küçük keçi hikayesindeki büyük kötü troll gibi. Çok küçükmüş. Biri ortancaymış, biri büyükmüş. Bunlar biri keçilermiş. Yürüyüp vardılar köprüye, karşıya geçmek için. Ve birdenbire troll geldi. Küçük keçiye sürpriz yaptı. Hey küçük keçi, dur orada. Köprüden geçemezsin. Seni yakalayıp yutacağım. İşte böyle olacak. Oh lütfen troll, yeme beni. Ben küçük ve inceyim.
kardeşim daha büyük. Kabul etmeliyim. Tamam git buradan. Diğer keçi vardı köprüye, karşıya geçmek için. Ve birdenbire troll geldi. Ortanca keçi sürpriz yaptı. Hey küçük keçi, dur orada. Bu köprüden geçemezsin. Seni yakalayıp yutacağım. İşte böyle olacak. Oo, lütfen troll, yeme beni. Ben ortancayım. Birini yiyeceksen bekle biraz. Kardeşim daha büyük. O senin ödülün. Tamam git buradan. Büyük keçi vardı köprüye, karşıya geçmek için. Ve birdenbire troll geldi. Büyük keçiye sürpriz yaptı. Hey büyük keçi, dur orada. Bu köprüden geçemezsin. Seni yakalayıp yutacağım. İşte böyle olacak. Dene de görelim büyük troll. İki tane mızrağım var. Seni bu köprüden fırlatacağım. Sonra ağlatacağım. Kavgaya aman çok şaşırdı. Huysuz biri keçi attı köprüden. Ağladı kötü troll. Bu biri keçinin hikayesi. Karşıya geçtiler. Şimdi yiyorlar her şeyi. Şişmanlayıp büyüyorlar. Tamam ikizler, şimdi hikaye vakti. Goldilocks ve üç ayının hikayesine ne dersiniz? Oley! Bir zamanlar ormanda bir ev varmış. Küresini seven üç bozayı yaşarmış. Her gece ve her sabah yerlermiş. Babanın sıcak, annenin soğuk, bebeğin harika. Ben baba ayı, kocamanım ben. Ben anne ayı, kükrerim. Ben bebek ayı, bu da taburem. Biz üç ayıyız. Üç boz ayı kürelerin üstüne bal koymak için biraz bal aramaya dışarı çıktılar. Tam karşıda evde bir kız yaşarmış. Saçları altın sarısı. Herkes ona Goldilocks dermiş. İşte gidiyor. İşte gidiyorum. Ta ormana. Bak ne buldum. Küçük bir ev. Tak tak kapıyı çalacağım. Kimse yok. Neyse. Neyse dedi. Ve girdi. Küçük Goldilocks üç boz ayının evine girdiğini biliyordu. O şuraya bak, dolu yemek var. Çok güzel zaten, çok açım. Bir kase püre benim için. Aa, bir tane. Aa, iki taneymiş. Aa, şuraya bakın, tam üç tane. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi çok soğuk. Bebek ayının püresi. Harika. Goldilocks bir kase püresini bitirdikten sonra karnı
çok şişti ve biraz dinlenmek istedi. Baba ayının taburesi çok sert. Anne ayının taburesi çok yumuşak. Bebek ayının taburesi sonuncu. Bakalım. Oo, şuna bakın. İşte bu. Harika. Ama Goldilocks bebek ayının sandalyesi için çok ağırdı ve kırıldı. Ups. Bu sefer gerçekten çok yorgundu ve yukarı çıkıp biraz uzandı. Baba ayının yatağı çok sert. Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı sonuncu. Bakalım. Oh wow. İşte bu. Harika. Goldilocks tam uykuya daldığında üç bozayı eve geldiler ve yalnız olmadıklarını fark ettiler. Biri baba ayının püresini yemiş. Biri anne ayının püresini yemiş. Biri bebeğinkini de yemiş. Bakalım. Oh, aman tanrım. Hepsini bitirmişler. Birisi baba ayının taburesine oturmuş. Birisi anne ayının taburesine oturmuş. Birisi bebeğinkine de oturmuş. Ve kırmışlar. Ayılar bu durumdan hiç de hoşnut değillermiş ve yapanı bulmak için yukarı çıkmışlar. Birisi babanın yatağına yatmış. Birisi annenin yatağına yatmış. Birisi bebeğinkine de yatmış. Bakalım. İşte orada. Sen kimsin? Ben Goldilocks. Peki sen kimsin? Biz üç bozayı. Küremi yedin, taburemi kırdın, yatağımda yattın. Bu hiç adil değil. Özür dilerim. Goldilocks o evde hiç hoş karşılanmadığını fark etti ve üç bozayı onu evden dışarı kovaladı. Evden uzaklaştı ve geri dönmedi. Çok önemli bir de ders aldı. Üç bozayı evde kahkahayla mutlu mesut yaşadı. Ve bitti. Acaba aslanla arkadaşlar mı? Hadi ikizlere aslan ve farenin hikayesini anlatalım. Oley! Aslan ve fare. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Yeah. Aslan ve fare. Bir gün bir fare varmış. Tahtada yürüyormuş. Rastlamış büyük aslana. Benim bölgemde ne arıyorsun sen? Aslan kapmış fareyi. Kaldırmış yukarı. Lütfen bayım, beni bırakın. Bırakayım mı? Neden bırakayım? Eğer beni bana yardım edeceksin ha? Sen şapşal ve komik bir faresin. Tamam, seni serbest bırakacağım. Wow, çok cesursun.
aslan hızlıca koşup hoplarken. Sonra büyük bir ağ bastı ve tuzağa düştü. Yardım edin, yardım edin, lütfen biri yardım etsin. Aslan ve fare, aslan ve fare. Fare aslanı duydu, olanları biliyordu. Arkadaşlarını çağırdı. İpi tutun, hadi kemirin. O beni kurtardın, küçücük olsan da. Sana gülmemeliydim asla, İyi ki bırakmışım. Merak etme, anlaştık, hadi arkadaş olalım. Aslan ve fare, aslan ve fare, aslan ve fare.